kalp denildiği zaman, rahatsızlığı denildiği zaman ameliyat süresi, o süreci bize biraz anlatır mısınız hocam? Kalp hakikaten önemli. Çünkü şu anda hala dünyada ani böyle kalp ölümlerinde en önemli sebeplerinden bir tanesi kalp krizi. Evet. Yani hala işte kanserle başa baş gibi gidiyor gibi. Yani en sık ölüm sebeplerinden bir tanesi. Ve hala da şu anda kalp krizine karşı maalesef tam bir çözüm bulunmuş değil. Tabii kalp krizinin sebebi biliyorsunuz ateroskleroz dediğimiz damar sertliği. Damarlar içindeki o yağların birikmesi, hücrelerin birikmesi ve onun belli bir süre sonra çatlayıp tıkanması ya da yavaş yavaş kapanması. Buna bağlı olarak tabii koroner kalp hastalığı dediğimiz bu kalp hastalıkları çok dünyada yaygın. Ve bizim de en çok yaptığımız ameliyat türü. Yani kalp bypassları, bypass ameliyatları diyoruz biz bunlara. Bypass ameliyatında niye bypass diyoruz? Tıkalı yerin ilerisine köprü yapıyoruz. Memeden, koldan ya da bacaktan aldığımız damarları, meme damarlarını tıkalı yerin ilerisine bağlayarak orayı pas geçiyoruz, tıkalı yeri. Bu şekilde oraya kanlandırmış oluyoruz kalbe. Çünkü kalbin sonuçta kana ihtiyacı var. Kanın niçin kana ihtiyacı var? Oksijene ihtiyacı var, besine ihtiyacı var. Ve oraya devamlı kan gitmesi lazım. Çünkü kalp biliyorsunuz dakikada en az 70-80 kez çalışıyor. Çok aktif çalışan bir organ. Ve kalp pasları da çok oksijene ihtiyaç duyan bir organ. Ve oksijeni en çok harcayan organ diyebiliriz. O yüzden kalbe kan gitmesi önemli. İşte o dediğim gibi o tıkanıklıklar başlayınca da işte bu kalp krizi gibi bir takım problemler maalesef çok yaygın. Onun dışında kalple ilgili olarak tabii başka problemler de var. Doğuştan mesela problemler var. Doğduğu andan itibaren kalbinde işte kalpte delikler, işte damarların yeri değiştirmesi, damarlarda ciddi darlıklar, ana damarlarda, kapaklarda problemler gibi konjenital kalp hastalıkları diyoruz, doğumsal kalp hastalıkları. Bunlar da bayağı yaygın. Yani yaygın dediğim, yani %1'in altında tabii oranlar ama yine de baktığımız zaman bu tür ameliyatlar da çok yaygın yapılmakta. Bir de hangi ameliyatları yapıyoruz? Kalple ilgili olarak tabii kapak ameliyatları. Özellikle yaşlandıkça kapakta, belirli kapaklarda dejenerasyon başlıyor. Kireçlemeler başlıyor. Kalp kapakçı ameliyatı değil mi hocam? Tabii tabii. Kireçlemeler başlıyor özellikle böyle yaşlandıkça. Çünkü artık yeni dönemde yaş 80'lere 90'lara artık gelmeye başladı. Bu yaş ilerledikçe de bu kapak problemleri oranları da arttı. Eskiden bundan 20 yıl önce, 30 yıl önce daha çok biz romatizmal kalp hastalığı görürdük. Evet. Çocukken bir geçirilen romatizmaya bağlı olarak, romatizma kalbi tutmasına bağlı olarak böyle 30'lu 40'lı yaşlarda kalp hastalıkları, romatizmal kalp hastalıkları çok yaygındı ve biz işte ameliyatla değiştiriyorduk şeyleri. Şimdi bu tabii son böyle 30 yıla baktığımız zaman bu oran azaldı. Romatizmal kalp hastalığı hala Türkiye'de Avrupa'ya göre yine çok olmakla birlikte azaldı. Avrupa'da hemen hemen hiç yok. Oralar hemen hemen bitirdi bu tür şeyleri ama Türkiye'de de çok azaldı artık. Yani hastaların, çocukların doktora ulaşma oranları arttı. İşte erken antibiyotik başlanma oranları arttı. Bu yüzden romatizmal kapak hastalığı azaldı ama bu sefer dejeneratif dediğimiz işte ileri yaşa bağlı, kireçlemeye bağlı kapak problemleri artmaya başladı. Onun dışında kalple ilgili olarak ana damar, aort damarlarının değişimleri, bu aort damarlarının yırtılması, onların genişlemesi, ameliyatları yine kalp cerrahisinin alanına giriyor. Hem bunların hem ameliyat olarak yapıyoruz hem de işte endovasküler stent dediğimiz kasıklardan girerek sadece stent yerleştirme yöntemiyle de daha böyle kolay ve basit bir şekilde yapılabiliyor ve çok artık popüler olmaya başladı dünyada, bu çok yaygın yapılmaya başladı.